Öyle diyordu Allah'ın Resulü. Kim Allah'tan başka ilahı yok, Muhammed onun Resuludur derse diyordu, cennetin abdestten sonra bunu derse, sadakasını verirse, zekatını yani, orucunu tutarsa, namazını kılarsa, cennetin bütün kapıları, 8 kapısı açılacak, hadi buyur buyur denecek, hadi gel gel, karşılayacaklar orada, kapılar birbiri ardınca açılacak. Sahabi soruyordu, ey Allah'ın Resulü, cennetin kapıları ne kadar birbirine yakındır? Öyle diyordu, cennetin iki kapısı arasındaki mesafe 70 yıl mesafesidir. 70 yıl boyunca gidersiniz, ışık hızıyla bitiremezsiniz. İki kapı arasındaki mesafe bu kadar fazladır. Mevlam nasip etsin hepinize, izleyen herkese, izlemeyen herkese de tabii, sadece izleyene değil. Kim arzu ediyorsa hepsine nasip etsin. Kim korkuyorsa cehennemden Allah ırak etsin cehennemi, uzak etsin. Kim korkuyorsa cehennemden uzak, kim seviyorsa cenneti yakın etsin. Ama elinizde bu sizin. Ben oturayım, dua edeyim. Allah bana cenneti ver. Allah'ım beni cehennemden koru. İyi de, cennete girecek şey yapıyor musun? Seni cehennemden uzaklaştıracak şey yapıyor musun? Ki isteyebilesin, değil mi? Arzu edilmeden verilir mi? Arzu etmek için de gayret etmek lazım değil mi? Amel etmezsen karşılığını alamazsın. Amel edersen Allah zulmetmez kula. Kul kendi kendine zulmeder. Öyle diyordu Hazreti Enes. Kim 3 defa cenneti isterse, Cenab-ı Allah günde 3 defa, Allah'ım bana cennet nasip et derse, cennet dermiş ki, Allah'ım bu adama cenneti nasip et, Allah'ım bu adama cenneti nasip et der. Onu cennet onu ister. Ya Rabbi bunu kırma der. Buna cennet nasip et der. Ve kim de günde 3 kez cehenneme sığınırsa, cehennemden Allah'a sığınırsa, Allah'ım beni cehennemden ırak et derse, uzak et ya Rabbi derse, cehennem de günde 3 kez dermiş ki, Allah'ım bu adamı cehenneme sokma. Uzak et ya Rabbi bunu benden. Aramıza mesafe koy onunla. Yakın olmasın der. Son noktayı, son damgayı en son ve tek peygamber Muhammed Nebi söylüyor. Bütün insanlık Muhammed'i kabul etmek zorunda. Evet. Kurtuluşun yolu Kur'an'dır. Kurtuluşun yolu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Rahmettir çünkü. Şefkattir çünkü. Yetim görünce ağlayan, gözyaşı döken bir sevgidir peygamber. Ya Kur'an, diğer yanlışları düzelten kitaptır. Son ilahi kitaptır. Allah'ın kulla konuşmasıdır. Bir gün başka bir din mensubu Müslüman olduğunda sormuştum ona niye Müslüman oldun diye. Hangi şeyden? Cevabı çok ilginçti. Kur'an'da benimle konuşan bir Allah gördüm. Beni ciddiye alan, benimle sohbet eden bir Allah var Kur'an'da. Bana değer veriyor. Bana kıymet veriyor Allah. Öyle diyordu. Ben Kur'an'da kendimi buldum. Bana ey insan diyor, ey mümin diyor, benim için secde et. Benden secde isteyen bir Allah. Sana cenneti hazırladım diyen bir Allah gördüm. Babamdan göremedim yakınlığımı. Annemden göremedim yakınlığı, çevremden göremediğimi, Rabbimden gördüm. Kur'an benimle konuşuyordu. Doğru diyordu. Kur'an onunla konuşuyor. Kur'an herkese konuşuyor. Kulağı olan, işitebilen, duyabilen herkesle. Ya Rabbi, keşke yeryüzünde tek bir bomba patlamasa, tek bir kurşun atılmasa,
tek bir çocuk babasız annesiz kalmasa, keşke tek kişi aç kalmasa, keşke sütsüz bir çocuk kalmasa, keşke Kur'an'ın barışına herkes gelebilse, yaşatın diyen ilahi kitabı keşke herkes duyabilse, bir insanı dirilten bütün insanlığı diriltmiş gibidir diyen Kur'an'ı herkes doğru anlasa, bir insanı zulmen öldüren bütün insanlığın katilidir diyen Kur'an keşke doğru anlaşılsa. Sermayeyi paylaşırken aranızda sömürüye yol açmayın diyen, parayla kapitalle zulüm işlemeyin diyen Kur'an'ı keşke herkes anlasa, aldatan bizden değildir diyen Kur'an'ı keşke herkes anlasa, savaşın en acı yerinde bile düşmanınız barış istese barışa koşun diyen, harpte bile barışı arayan tarayan Kur'an'ı keşke herkes anlasa, yazık değil mi insanlara, insanlığa? Öyle diyordu son damgayı vuran son peygamber. Siz cenneti isterseniz cennet de sizi ister. İstiyor musun cenneti? O zaman kendine bak, aynaya. Ben hak ediyor muyum cenneti? Cennete girecek adam mıyım ben? Cennet bana uygun mu? Ben cennete uygun muyum diye sorarsan, belki cevabı